gözlerin ok yerinde. Dol 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 dol. Dol Yusuf, dol Yusuf, dol Yusuf. Dol Yusuf, dol Yusuf, dol Yusuf. Kan ile gel, revanla gel, sıkıntıyla gel. Kan ile gel, revanla gel, sıkıntıyla gel. Barikatlar yıktı geçti pembe. Burcum akrep. Abi ben arasın sana. Benim burcum da akrep. Hangi ay? 28-10-1957 Malatya doğumluyum. Malatya'da Sümer Mahkemesi fabrikasında çalışıyordu babam. İşçiler diye bir yer vardı. Böyle küçük 35 metrekarelik lojmanlar. Orada 7 kişi yaşıyorduk. Annem, babam ve 5 kardeş. Onların en küçüğü bendim. 5 yaşındayken tahtalar vardı, inşaat tahtaları. İşte onlara sigorta telleri bağlayıp İşte kümeste oturup tavuklara karşı şarkılar söylüyordum. Ben 6 yaşında bağlama çalmaya başladım hasbelkader. Rahmetli babam bana küçükken böyle bir saz almıştı. Üzerine veskalık bir resmi yapıştırmıştı. O zaman başladım. Ve ondan sonra da bir daha iflah olmadım yani. Bizim sinekçi nasıldı? Bak ben berberdi. Hem kırık çıkık yapıyordu. Hem diş çekiyordu. Vallahi. Ve sürekli eşekle gezerdi namussuz ya. Tren gelir hoş gelir ile başlamıştım. Tren gelir hoş gelir, odaları boş gelir. Tren gel hoş gelir şarkısını solle başlayıp re ile devam ettiğini uzun yıllar sonra öğrendim tabii. 7-8 yaşlarına geldiğimde işte bayağı artık bağlama çalıp söylemeye başlamıştım. Teksife bağladı babamların fabrikası Sümer Bank. 24 Temmuz işçi gecelerine falan çıkardım işte oraya. Alırlardı Gaziantep'e götürürlerdi. Gaziantep'te Devlet Demiryolları'nın gecesine falan çıkardım. Ben işte Mahsun'den söylüyorum işte. 7 yaşına varmadan ihtiyar oldum falan sütlerini söylüyorum o zamanlar. Bütün yıllar çekti gitti. İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum. Komşumuzun bir pikabı vardı. Pikapta dinlediğim ilk şarkıda Yıldız Tezcan'ın şeydi. Aman aman öldürür bu yara beni diye bir türküydü yani. Okul aralarında Harut Antranik Sarkis Irmak diye üç kardeşin dükkanında plakçılık yapıyordum. Oraya uzun saçlı İspanyol paşalı insanlar geliyordu. Genç insanlar. İlk önce çok komiğime gidiyordu bunların tabii giyimleri, kuşamları. Ve sonradan bunların devrimciler olduklarını anladım. O kadar sevimli ve o kadar sıcaktı kiler. Yani bana hayatımda ilk defa oğlum git şunu getir, lan bunu getir falan muhabbetin dışında merhaba arkadaş, Ruhusu'nun pilağı geldim diyen ilk insanlara onları tanımıştım. Sevdalarımız vardı, kızaran yanakları öpmelere utandık. Sonra suç olmak girdi araya. Orta 2'den ayrıldım Malatya'dan. Sonra İstanbul'a geldik. Ben hayatımda ilk defa denizi gördüm İzmit'te. Ve şey demiştim, ya ne kadar büyük bir dere diye. İnanılmaz bir şeydi bu yani. İnsan düşse asla çıkamazdı içinden. Ve karşıdan karşıya geçmek mümkün değildi. Ya çok soğuktu. Ya da benim asla girmem mümkün değildi ya da bir düştü. Karton kutular indiği zaman aşağı Malatya yazdığı için üzerinde o mahallenin gençleri işte Malatya'nın krosu, murosu falan filan diye. Küçücüktüm küçücüktüm oltayı attım denize, bir düşüş verdi balıklar denizi gördüm. Büyüdüm işsiz kaldım aç kaldım, para kazanmak gerekiyordu. Girdim insanların içine, insanları gördüm. Topkapı'da Shell istasyonu vardı, orada çalışıyordum. Araba yıkıyordum. Ellerim şişiyordu hep böyle garip bir şekilde. Ve sevmediğim bir adam vardı. Arabasının her tarafını temizleme rağmen, hıyar oğlu hıyar. Gene de geliyordu, arabanın çok pis olduğunu söylüyordu. Beni deliriyordu biliyor musun? Elimle, parmaklarımla temizliyordum arabayı. Gene geldi, ya kardeşim leş gibi araba falan diyordu. Böyle tepem beynime çıkıyordu, ya diyordum. Olaylardan çok çabuk etkileniyor. Hemen bunu bastırmak için saz çalıyordum oturup. Zaman zaman da sesimi duysunlar diye balkonda çalıyordum. Yani farklılığımı anlasınlar. Konuşamıyordum. Bari işte şarkı olarak anlasınlar diye. O arada işte hangi şarkılar modaysa onları çalıyordum. Biraz daha modern, biraz daha çağa dönük bir insan zannetsinler diye. Biz dağlarda keklik idik. Şimdi bu çöplükte karga olduk,
bizim de boyumuzu aştı bu şehir. Yerlere serildik, madara olduk. Bizim de boyumuzu aştı bu şehir. Yerlere serildik, madara olduk. İnsanlarla bir türlü iletişim kuramıyordum. Onlar gibi konuşmaya çalışıyordum. Mesela terziye gidip onlar gibi pantolon diktirmeye falan başlamıştım. Terzinin yaptığı pantolonların üzerime uymadığını görüyordum. Onlara yakışıyordu, bana yakışmıyordu. İşte onlar saç uzatıyorlardı, ben de uzatmaya başlıyordum. Fakat uzattığım saç Malatya'daki devrimcilerin saçı kadar güzel olmuyordu. Babam emlakçıda çalışıyordu. Böyle uzaktan gider bakardım. Babam emlakçının işte arabalarını falan yıkardı. İçimden hep şeyi söylüyordum kendi kendime. Bir gün bu emlak dükkanını sana alacağım. Sanki izlediğim bütün filmlerdeki kahraman bendim yani. Bir gün mutlaka Koca Mustafa Paşa'nın sahibi olacaktım. Ya da Koca Mustafa Paşa'nın çok tanıdığı ünlü bir delikanlı olacaktım yani. Bir kenar mahalleliyim, mecburen uzaktan severim. Ev önlerinde babalar, kızına baksam cinayet sebebiyim var. O zamanlar bir sevgilim vardı. Balkondan balkona birbirimize bakıyorduk. Başka bir şey de yapmıyorduk. Sadece bakışıyorduk. Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. Ben birini sevmiyordum. O da beni sevmiyordu. Bir gün bir yerde randevuleştik. Ben gitmedim, o da gelmedi. Sonra onlarla yavaş yavaş tanışmaya başladık. Onlar benim gibi konuşmaya başladı. Kardeş ne desin, gelek gidek diye. Ben onlar gibi hiç konuşamadım ama. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Ortaya giden bıraktık, matematik ağır geliyordu. Biz başka havalıydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Mısır Çarşısı'nın arka tarafında bir korse tezgahında çalışırken ben, yanı başımda bir şey vardı, kasetçi onun da bir tezgahı vardı. Osman diye bir arkadaşımdı, Vatan Mensup'ta okuyordu o zaman. Durmadan şeyler çalmaya başlıyordu. Yani bir adam söylüyor işte eşkıya düğün hükümdar olmaz falan diye. Bir takım insanlar geliyorlar başına. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Çok böyle aklı başında insanlar. Sohbet ediyorlar, tekrar gidiyorlar falan. Ben başladım bu Osman'la sohbete işte. Bir gün bana dedi ki seni dedi bir derneğe götüreyim. Orada dedi bak çok seveceksin orayı dedi. Derneğe gittik. Ben arpa alama çaldığımda insanlar çok sevdiler gerçekten de böyle. Fakat onlara erişemiyordum. Onlar farklı şarkılar söylüyorlardı. Dört bir yana haber salsam öldü desem inanırım. Dağlar bana geri verin kaderimi Sinan'ımı. Ve bir gün sabahleyin evden kalktığımda ve sokağa çıktığımda artık Avusturya İşçi Marşı'nı söylemeye başlamıştım. Saçlarımı kestirdim ilk önce. Dedim ki ulan Ahmet artık adam oluyorsun. Kızıldere yana yana, faşizm boyadı kana. Çok da iyiydi yani, çok da mutluydu. Bir tek derdim vardı tabii. Ne olacak diyordum yani şimdi. Devrim olmazsa ne olacak? Benim babam ihbar etmişti beni, ben askere aldılar. Çünkü böyle bir sene falan gecikmiştim. Ben askere gittiğim zaman bizim camın tam önünde böyle bir cadde var, tamam mı? Döndüm cama doğru baktım, annemle kız kardeşim göbek atıyorlardı. Ben askere gittiğim zaman. Ya dedim, kafamı da salladım, geleceğim yakın dedim. Bir döneceğim ben. Bir daha geleceğim dedim. Ben yaşamım boyunca örgütlü olmadım. Yani örgütlülüğün başka bir perspektifi, başka bir boyutu var. Başka türlü ilişkileri var. Ben o ilişkileri yaşamadım. Yalnızca şarkı söyledim, işte saz çaldım. Halk oyunu oynadım. Halk oyunlarında davul çaldım. Acaba her şey yolunda gidiyor mu diye düşünüyordum kendi kendime. Aslında her şey yolunda gitmiyordu. Ne kadar insanlar dost biliyorduk, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız. Aynı sokakta afiş asamıyorduk. Aynı sokakta birbirimizi dövüyorduk. Böyle bir inanılmaz karmaşa içerisinde darbe geldi usta. Merhaba efendim. Merhaba, iyi geceler, merhaba. Hapse girmemizin nedenini merak ediyorum. Şimdi hapse girmemin birkaç nedeni var, sana söyleyeyim yani. Bunların içinde siyasi nedenlerden girdiğim de vardı, adli nedenlerden girdiğim de vardı. Benim çok serseri bir yaşantım vardı çocukken, biliyor musun? Çok kavgacı bir adamdım. Başım belada, adamım biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada.
tabancamı unutmuşum her ada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan başım belada. Üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım başım belada. Ben radyo açtım, gözlerim böyle açıldı birdenbire, inanılmaz bir şeydi. Hasan Mutucan de şeyi söylüyordu, yani yine de şahlanıyor aman, kol başını kıradı. Dedim ulan yandın oğlum. Bu sefer gittik. Allah'ıma dedim kurtuluş yok yani. Bütün arkadaşlarım ve dostlarım talan oldu. Ben ona kadar profesyonel olarak bulunduğum ilişkiler içerisinden para alıyordum işte. Gecelere katılıyordum, şarkı söylüyordum, türkü söylüyordum. Hasbelkader işte geçimim kadar para veriyorlardı bana. Kar yağmıştır sardım yanın üstüne. Anılar toza toza bulanmıştır. Kitaplar sobada yanmış, ah sazlar duvarda kalmış. Güzelim şarkılar yağmalanmıştır. Arkadaşlarım ziyarete gittiğimde bana şey söylüyorlardı. Ya artık buraya gelmeyin yani. Kusura bakmayın artık. Hayatımız, durumlarımız değişti. Bize kir, bize pas, bize korkusu kaldı. Dostlar tükenip düştüler. Yok olma korkusu kaldı. İşte Taksim'de arkadaşlarımın yanından çıkıp kocamızla hep Paşa'ya gittiğim zaman hep büyük konser salonlarında konser veren ve insanların çok sevdiği bir Ahmet Kaya'yı düşledim. Ahmet Bey. Bu evde bir çocuk, bir çocuk, bir kadın ve ben yaşardık. Neden, 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 neden bırakıp çekip, çekip gittiler. 84 yılında çıktıktan sonra işsiz güçsüz olduğum için 15 gün kadar taksi şoförlüğü yaptım. Bir gün Çapa'dan bir müşteri aldım. Beni Esenler'e bırak dedi. Kahveden para alacağım, geleceğim dedi. Ben de inandım adama. Tamam dedim, halkımız ya şimdi yani. Adam gitti biraz sonra geldi gerçekten yanıma. Dedi vallahi ben dedi para bulamadım, kusura bakma. Dedim vallahi oğlum ben bu taksinin şoförüyüm yani, sabah adama hesap vereceğim. Peki ne olacak yani bu durum? Dedi kardeş vallahi istersen beni aldığın yere geri götür dedi. Git dedim ya. Ondan sonra gittim Taksim'e oturdum, yattım yani sabaha kadar. Artık kovulacağımı biliyordum yani. Sonradan kalktım bir mangal başına gittim bir gün. Orada bir arkadaşımı gördüm. O arada Hasan dedim ya. Ya dedim hoca bir konser yapalım dedim ya. Bu işler böyle gitmiyor falan. Bırak Allah aşkına dedi. Çıktı gitti bu. Biraz sonra gene geldi. Dedi ya Ahmet sen ne diyorsun falan. Derken biz Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde kalktık konser verdik. 450 kişilik salonda kışın ortasında. Çok iyi oldu salon. Hadi bu konser serisini sürdürelim dedik. Fakat bizi bu kurtarmıyor. Yani. Sizin müziğe nasıl başladığınızla ilgili pek çok spekülasyonlar var. Valla çok klasik bunun cevabı. 6 yaşında bağlama çalmaya başlamıştım işte. 16 yaşında bu özgün denemelere çalışmalara başladım. Ve daha sonra 27 yaşında da ilk kaselimi çıkarttım. Yağmur gibi gözlerinde akın yeşili. Bu suskun. Ben mahkemelik oldum. Adam bana şey diyor. Ya çok uzakta ne var diyor. Yani çok uzakta öyle bir yer var. Ne var diyor. Sosyalizm var yoksa dedi hakim bana uzakta dedi. Dedim vallahi bilmiyorum hakim bey yani. Tek tek tüp falan falan böyle bir muhabbet yani. Kaset satmış zaten 400 tane mi 300 tane mi? Derken Sulu Dönmezer başkanlığındaki bilirkişi heyeti kasetin yasalara ters olmadığını söyledi. Ve birdenbire o 400 tane satan kaset 465 bin, 470 bin sattı ya 15 günde. Ben bir şöhret oldum. Birdenbire Allah Allah. Kasetler satmaya başlayınca 3 ay sonra adam dedi ki yeni kasete gireceksin dedi. İzmir'e ilk geldiğimde sahneye ilk çıktığımda bir tane bağlama vardı. 85 yılının Ekim ayıydı, unutmuyorum hiç. Yağmurun yağmasına böyle çeyrek vardı yani. O gün de bütün paramla kendime böyle mavi beyaz çizgili bir takım elbise almışım. Allah Allah yani. Duvarların arkası demiştim. Nevzat Çelik demiştim.
güzel insanlar demek şimdi. O güzel insanların, güzel arkadaşların, güzel anneleri için, en güzel anneler için, en sabırlı, en yiğit, en yürekli anneler için şafak türküsü. Yetiştiren anaya vermek istiyorum bu çiçeği, annenize. Beni burada arama, arama anne. Kapıda adım. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne ağlama. Saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Bana bir çocuk yazıyor ki, Ahmet abi, ben bugün az kadar Ferdi Özmen'i dinliyordum. Devrim Can'ın böyle şarkılar yaptığını bilmiyordum. Bizim önümüzü yardımcı olabilir mi diyor. Yine bir taraftan başka bir yazıyor. Ahmet abi, senin için komünist olarak çok üzülüyorum. Siz insanları uyandırmaya çalışıyorsunuz. Etrafınıza bakmayı öğretiyorsunuz ve size çok destekliyorum. Sağ ol gözüm, sağ ol varım. Ve bir de sizin için gene bir takım çok şeyler söylediler. Biraz özel konuşacağım. Gerçi kızmazsınız ama. İşte siyasi yönden komünisttir falan, şudur budur söylendi. Ben şunu söylemek istiyorum ki inşallah bu yasağı koyanlar da dinliyordur. Eğer sizin bu söylediklerinize, yaptığınız bir takım olaylara komünistlik diyorlarsa, bütün Türkiye bence komünisttir. Çünkü siz en doğruyu ve en haklıyı savunup söylüyorsunuz.
Allah bana da isteyen. Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim, çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim anne. Pencere. Sözleri çok değerli kardeşim, sevgili arkadaşım Yusuf Hayal Örnay. Hani benim gençliğim nerede? Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? En çirkin kim? Ben. En küçük kim? Ben. En büyük kim? Ben. Peki senin baban ne iş yapıyor? Makara kokara. Bilmediğim bir şeyi söyle bana, mutluluğu anlat mesela. Bilmediğim bir şeyler söyle, o çok duyduğum yalanlar olmasın. Bilmediğim bir şarkı söyle, sözlerinde ayrılık olmasın. Çocuğunuzun ismini öğrenmek istiyorum. Benim iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Sağ ol hepimizinkini. Büyük kızımın ismi Şidem, küçük kızımın ismi Melis. Ege konserleri yapmaya karar verdiğim zaman nedense devlet kademesinde olağanüstü bir ses yükseldi. Ahmet Kaya Ege'ye gelemez dediler. Bu olaya gittim, tutukladılar. Fakat size şunu söyleyeyim, bu bizim kendi keyfi kararlarından dolayı bütün devrimci sanatçıların sanat yapmalarını engelleyen insanları var ya, namusum üzerine yemin ediyorum mahvedeceğiz, biliyor musun? İşte Hodri Meydan, işte Hodri Meydan ya, bu kadar basit. Ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Biz bu develere gideceğiz, biliyor musun? Başka yolu yok yani. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bir sen kaldın geride, bir sen kaldın geride. Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni. Artık susma yorgun demokrat. Etkilendiğim bir müzisyen oldu mu? Pek fazla etkilendiğim biri olmadı. Çünkü kendi kendimden etkilenmekten başkasından etkilenmeye fırsat bulamadım. Nasıl etkileniyorsun kendinden? Ya şöyle mesela işte şarkı yaptığım zaman bazen o kadar duygulanıyorum ki kendi yaptığıma kendim ağlıyorum. İkinci kasetim çıkmış. Gülten'le bir yerde oturuyorduk. Kadının biri bana dedi ki, biliyor Ahmet Kı olduğumu yani. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi bana. Dedim valla bacım müzisyenim yani, ne iş yapacağım? Aa çok enteresan dedi. Dedim kardeşim bu neye enteresan yani? Ben sana astronotum demedim ki yani birader. İnsaf ya. Aa çok enteresan diyor. Ya ne enteresan ya? Kimileri hep suçluyor, kimileri sorguluyor. Yaralı yüreğime kara çalıyor. Kimileri hep suçluyor, kimileri sorguluyor. Yaralı yüreğime
utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce uğran utansın. Başıma gelenler adam veremeler, benim de başıma gelenler insanı kanser eder. Giren yollar aylar uzar, uzardan ere gider, aya gider. Yaşasın sigara. Günde 4 paketi çıkarttım. Ne olacaksa olsun anasını satayım. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar susmuş, İçimde ölen biri var. Vay 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 vay. Kimler dinliyor Ahmet Kaya'yı? Benim dinleyicilerim anlayış olarak, tavır, üslup olarak bana çok uygun insanlar. Yani ben sokaktan geldim. Biz buradaki kırsal kesimde yaşayan insanlar pek sesimizi duyuramıyoruz. Bizim yerimizi siz duyurduğunuz için sizin daha çok yaşamanız lazım. Evet. Nasıl tahammül edeceğiz bu koşulları? Tamam çocuğum, bir dakika. Türkiye'de eksikleri, yanlışları, sistemi, yanlışlığını benimle paylaşan bir sürü insana şarkı söylüyorum. Burada sokak söylemi var, yani kenar mahalle söylemi var. Duydu bana, öykü bana, roman gibi her an bana. Hücremde yalnızım, gel, gel düşümdeki sevgilim. Soyunup hazırlan bana. Duydu bana, öykü bana, roman gibi her an bana. Hücremde yalnızım, gel, gel. Sen özgür müzikçi misin? Özgür müzikçi misin? Ya yıllardır bunun hesap açmasını yapıyor insanlar. Bu ne hazımsızlıktır ya, bu ne güdüklüktür yani, biliyor musun? Ya kime ne kardeşim ya? Onların hazmedemediği aslında mesele özgür müzik, üzgün müzik olay değil. Hazmedemektir olay Ahmet Kaya'dır. Fakat ben 20 sene daha bu insanların uykusunu kaçıracağım size. Onu çok seviyorum. Bütün şarkılarını dinliyorum. Özellikle de Saçlarına Yıldız Düşmüş, Koparma Anne. Neden özellikle? O anda annem geliyor aklıma. Köydeki teyzelerim, kardeşlerim geliyor. O adam istese her şeyi yapar. Başbakan da olur, cumhurbaşkanı da olur. Bir iste Ahmet be. Neyi? Başbakan olmayı, cumhurbaşkanı olur. Çok sıradan işler bunlar ya. Küba'ya gittik 1993 yılında, sosyalist bir ülkede işte geçirelim 1 Mayıs'ı diye. Onlarla gittik, bir anlaşma yaptık işte. Kübalı bir grup gelecekti. Biz onlarla Türkiye'de konserler yapacaktık falan. Onlar geldiler. Pamukkale'ye gittik. Kübalı bir grup, 17 kişilik. Onlara rakı ısmarladım. Bizim devrimciler geldiler, bana ne dediler biliyor musunuz? Yahu ne yapıyorsunuz kardeşim? Bunlara niye rakı içiyorsunuz? Yozlaştıracak mısınız? Ya insaf be birader. Ya bu işleri gerçekten iş değil yani, biliyor musun? Bu adamlar zaten devrim yapmışlar. Bu adamlar rakı içse ne olur ki yani? Özgür
özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya, Beni Bul isimli albümüyle müzik listelerini alt üst etti. Ahmet Kaya'nın albümü önümüzdeki haftalar içerisinde müzik marketlerde yerini alacak. Bundan tam 10 yıl kadar önce ilk albümü Ağlama Bebeğim müzik marketlerde yerini aldığında yıllarca süre gelecek Ahmet Kaya müziğinden geniş kitlelerin haberi oluyordu. Müziğindeki anarşist tavırdan asla ödün vermedi. Gerçekte sokaktaki adamın sesiydi. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam. Ama sen ağlama dur. Burada gözlüklü bazı insanlar var, adamı kovalayan. Kimdir bunlar? Mafya mı, karanlık güçler mi? Kimler bunlar? Bekleyelim bakalım neler diyecek, başına ve başımıza ne dertler getirecek. Seçim satımı haline girdik. Siyasi tavrını nasıl koyacaksın? Milletvekiline aday mısın? Zaten milletvekiliyim. Benim mazbatamı Yüksek Seçim Kurulu vermedi. Benim mazbatamı halk verdi. Sokaklardan cesetler toplanırken, bu ülkede demokrasiden, bu ülkede her bu seçim döneminde insanlıktan, adamlıktan ve güzel yaşamaktan söz etmek mümkün değildir. Dağlarda öfkeni başım, Serhat'ta hep akşam oluyor. Nasipsiz kıştan mı, yağmurdan mı, yoksa aşktan mı? Ağladıkça dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin. Ağladıkça, ağladıkça geceyi tutacağız, görecek göreceksin. Ağladıkça, ağladıkça dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin. Arkadaşlardan duydum, Ahmet Bey Güneydoğu'daki PKK hakkında, yani orada ölen teröristlere de yazık, askerlere de yazık demiş. Orada ölen askere de, orada ölen gerillaya da yazık. Bu iş bitmeli. Ve Türkiye'de geçmişten beri binlerce yıldır birlikte yaşayan insanlar yine kardeşçe, yine dostça, yine güzellikler içerisinde yaşamalı. Ben de orada askerlik yaptım. Hani oradaki teröristlere neden yazık? Benim için ölen her insan insandır. Bugün Türkiye'yi bu duruma getiren insanların düşünmesi gereken bir konu. Ben sadece şunu söylüyorum. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Lazını da, Çerkezini de, Kürdünü de, Türkünü de. Bu anlamda kim ölürse ölsün tabii ki hoşumuza gitmez. İnsan ölüye sevinir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil böyle bir şey yani. Ölüye sevinilmez de ülkeyi bölmek uğruna, yani ne bileyim, o tür faaliyetlerde bulunan insanlardan, ne bileyim yani. Bu başka bir şey. İnsanların ideolojik ya da siyasi yapısını boş ver. Ben ölen insanlara üzülüyorum. Kim ölürse ölsün. Dün yangında ölen, bugün sokakta ölen ya da trafik kazasında ölen ya da polis ya da asker, bütün askerlerimize, bütün polislerimize, dağda ölen bütün insanlarımıza çok üzülüyorum. Bu kötü bir şey mi yani sence yani? Ne diyorsun? Haklı ama gene de. Kayıttayım Ahmet abi. 1, 2, 3. 1, 2. Dur ya, dur. Çok öncelerden, çok eski zamanlardan onun gizli bir hayranı olduğum için ve bugün de o benim konuğum olduğu için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bence heykele dikilecek bir sanatçı. İnsan bir yerden bir yere geldiği zaman benim acayip bir hırsım var. Ya yemin ediyorum 10 yıl daha benden fazla Türkiye'de kimsenin gazetesi satmayacağım. Size söz veriyorum, bakın yani. Acayip bir hırsım var yani, biliyor musun? Diyelim ki bu da benim kompleksim olsun yani. Ne yapayım yani? İşte kompleks değil, insanın kendi güvenmesi. Dosta Düşmana Karşı albümümüz oldukça beğenildi. Herkes tarafından çok güzel satışları, değil mi? 13 sene önce çıkarttığım Ağlama Bebeğim bile hala bugün satıyor. Ve Türkiye'deki birçok satılan kasetten de şu andaki satış durumu çok daha iyi. Demokrasiyi savunuyorum. Üniversitede insanlar pantolonla giriyorsa
Zulüm kimin tepesindeyse biz onun tepesinde olacağız. Geçmişte bugün türbanlarını savunduğumuz arkadaşlarımız bize sahip çıkmadılar ama onların yapmadıklarını biz yapacağız ve biz türbanlara zulmeden insanların tam tepesinde olacağız. Bunun başka yolu yok çocuklar. İnanca saygı, düşünceye özgürlük. Gerçek budur. Biz hiçbir zaman Sivas'ı unutmadık. Asla unutmayacağız. Sokaklarda, caddelerde, okullarında, hapishanelerde, lavalarda, çocuklarında zaman sesini çıkartan bu türbanlı kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Zulmün olduğu her yerde zulme baş kaldıracağız. Demokrasi yalnız solcular için değil. Demokrasi zulüm gören herkesin vardır biliyorsunuz. Kınarca bizim insanlarımız sokakta coplandığı zaman ses çıkartmayan türbanlara şinabilik yapıyoruz. Onlara demokrasi dersi verecek. Mesele budur ya. Demokrasilerde çifte standart olmaz arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Sistemler ve koşullar ne olursa olsun benim annemin kafasındaki türbanı kimse çıkartamaz. Ülkemizin hangi bölgesinde neresinde olursa olsun hiçbir zaman savaşların olmamasını, hiçbir insanımızın sokakta, çarşıda, dağda, nerede olursa olsun ölmemesini ve bu çocukların bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşlar olarak yaşamalarını istiyoruz. Bizim ülkemizin çocukları hiçbir zaman kanın zerresini bile görmesinler. Biz bunun için çaba sarf etmeliyiz. Ben buradan çıkıp siyaset meydanına da gideceğim. Orada da dostlarımız bekliyor. Onlar da ben de bir zamanlar oraya düşmüştüm biliyor musun çocuklar? O benim geçtiğim yerlerden geçiyor. Ahmet abiye çok yazık teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin son bir şey varsa Ahmet abi sonra söylersin. Çok teşekkür ediyorum. Dur. Vallahi. Dur. Ne var abi? Bir dakika. O şey seni rahatsız etmeyecek bir şey söyleyeceğim. Tamam. Abi ne olur konuşma. Ne olur bunları söyleme. Ne olur bunları söyleme diye iki saattir beynimi şişirdi. Kendisine bir şey söylüyorum. Yükseltmeyin lan. Yükseltimin. Biz bu ülkede ne yaptıysak her şeyi bizim ülkemiz ve bizim ülkemizin insanı için yaptık. Türkiye'yi ve Türkiye'nin bütün halklarını çok seviyoruz. Ben arkadaşlarım ve bütün dostlarım adına söylüyorum. Biz bu ülkeyi bölmeye değil birleştirmeye soyunduk. Bunun ötesi bir şey yoktur. Bu ülkeyi sevmeyen namussuz ve namerttir. Biz bu ülkeyi asla böldürtmeyeceğiz. Biz Türkiye'de devrimciler ve demokratlar olarak namusumuz üzerine yemin ediyoruz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Şerefimiz üzerine yemin ediyorum ki bütün o spekülasyonlara rağmen tek bir dileğimiz var bu ülkeyi bölmemek. Size bir şey söyleyeyim çocuklar. Biz demokratlar, devrimciler ve yurtseverler olarak şerefim üzerine yemin ediyorum ki bu ülkeyi hiçbir zaman böldürtmeyeceğiz. Ve ancak söylenmesi gereken tek bir şey vardır. O kirli savaş bitmek zorunda. Bu kan, bu gözyaşı, bu revan artık bu 19-20 yaşındaki çocukların cenazelerine alışmak istemiyoruz gözüm. Bütün mesele bu. O bölmek, bölüştürmek muhabbetlerini yapıp savaşı sürdürüp savaş rantlarıyla köşeyi dönen şerefsiz ve namussuzlara inat. Bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Başka bir mesele değil. Tek bir istek vardır, tek bir talebimiz. Bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak. Biz bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Başkalarına böldürmeyeceğiz. Bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Bizim tek bir talebimiz vardı. Bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşlar olarak yaşamak. Başka talebimiz. Kimse endişe duymasın. Biz şerefimiz üzerine yemin ettik. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Yani bir şekilde herkes yani başı beladadır ama dünyadaki en onurlu, en güzel şey haksızlığa göğüs geren, bunun savaşını veren ve tek dileği bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşı olarak yaşamak isteyen insanların belasıdır. Demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşı olarak yaşamak istiyoruz. Biz bağımsız, demokratik bir Türkiye'nin dürüst yurttaşı olarak yaşamak istiyoruz. Yağmur yağar ıslanırsın o yaban. Güneş doğar kurumazsın o yaban. Ay ışığı der durursun.
olsun vay aman, yakam olsun sen. Valla kendimi böyle bir sonunda şelale olan bir durgun suda yüzüyormuş gibi görüyorum yani. İnsan Hakları Derneği adına, Cumartesi anneleri adına, Magazine Emekten'in bütün insanlar adına bu ödülü bütün Türk halkına adına alıyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. Bütün sanatçı arkadaşlarımı bir başkadır benim memleketimi söylemesi için bu sahneye davet ediyorum efendim. Lay 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 la la lay lay la la lay lay la la lay 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 la la lay lay la la lay lay. Bir başkadır benim memleketim. Hasan şimdi. Sürekli bir televizyoncu yok mu konuşacak? Bize laf söyledi beyler. Atın bu adamı. Sarı sıcak yazlar uzak, dostu uzanan eller uzak. Karanlıklar kurumuş tuzak, benim sonum dünden belli. Harabiler sarmış yolumu, güvercinler muhbir uçar uyu. Telden tele fermanım gider, benim sonum dünden belli. Ahmet Bey'e
İki damla gözyaşım satıldım pazarlara, kırdılar yüreğimi, kırdılar nazarlara, sürgünlere yolladılar, sabah dörtte yağmurlara, ben yandım siz yanmayın Allah aşkına. İki damla gözyaşımla satıldım pazarlara, kırdılar yüreğimi, kırdılar nazarlara, sürgünlere yolladılar, sabah dörtte yağmurlara, ben yandım sen yanma Allah aşkına. Avrupa'da söylüyorum, yaz da olsa kış da olsa fark etmez, ben geceleri çok üşüyorum. Sorun kalorifer sorunu değil, sorun yorgansız oluşum sorunu da değil. Beni üşüten tek bir şey var, ben vatansızlıktan üşüyorum. Ve bizi... kendi ilişkilerimizde, kendi dünyamızda, o küçük ama o güzel, o nurlu, o namuslu dünyamızda hapseden, bizi vatanımızdan, yerimizden ve yurdumuzdan eden bütün insanlara söylüyorum. Bir gün mutlaka döneceğiz. Ama öyle, ama da böyle. Ölene kadar Kürdüz, sonuna kadar vallahi biz dostu özledik. Kürdüz ölene kadar Kürdüz, sonuna kadar vallahi biz dostu özledik. İnsanız biz ölene kadar, insanız biz sonuna kadar vallahi barışı özledik. İnsanız biz ölene kadar, insanız biz sonuna kadar vallaha barışı özledik. Hakkımda ne ferman çıkartılırsa çıkartılsın, Avrupa'dan ahkam kesmek kolaydır diyenlere şunu söyleyeyim: ben bu ahkamı Türkiye'de kestim, Avrupa'da değil. Bunu size değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de söylüyorum. Ben 40 sene Türk olarak yaşadım ama 40 yaşından sonra kimse beni artık Türkleştiremez bu verebilme. Biz ülkeyi bölmek için değil, birleştirmek için vardık. Bunu anlamakta güçlük çektiler. Kürt kimliğimden dolayı beni linç etmek isteyen namussuzlara, haysiyetsizlere burada bir kez daha şerefsiz diyorum. Türk halkını bana düşman etmeye çalışıyorlar. Türk halkını bana değil, Türk halkını Kürtlere düşman etmeye çalışıyorlar. Ben onların, o medyanın üzerimde oynadıklarının oyunun farkındayım. Bunlar soğuk savaş stratejileri. TRT'nin bu anlamda başka hesapları vardı. Sorun yalnız Ahmet Kaya sorunu değildi. Kürt sorunuyla birlikte Kürt savaşlarının sorunuydu. İbreti alem olsun diye böyle bir şey yapmaları gerekiyordu. Yaptılar. Gitmeyi düşünüyor musunuz? Ben kaynağımı oradan alıyorum elbette, dönmek isterim. Fakat tabii dönmenin objektif koşullarının oluşması gerek. Yoksa bir kahramanlık edasıyla gidip hapishaneye girip yatmanın bir anlamı yok şu anda. Yani hapishanede bir şey üretebileceğini zannetmiyorum. Dava bir tane değil. Yani bu birinciydi. 3 tane daha dava var. 16 sene gibi bir toplam zaman ediyor. Yani 16 sene de... Üzerinizde nasıl bir ambargo var? İşte radyolar yayınlamıyorlar. Çalmıyorlar şarkılarımı. Televizyonlar yayınlamıyorlar. Depolar dağıtmıyorlar, satmıyorlar, fabrikalar basmıyorlar. Fakat buna rağmen ilk günlerdeki heyecanı duyuyorum ben. İlk kasetin çıktığı zamandaki heyecanı. O zaman da işte hiçbir imkanımız yoktu. Hiçbir televizyonla ilişkimiz yoktu. Hiçbir gazeteye ilan verecek paramız yoktu. O koşullarda bile binlerce, yüz binlerce insana ulaşabilmiştik. Bölücü diyorlar, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar benim bölücü olmadığımı biliyorlar. Asıl bölücü onlar tabii ki yani. Çünkü ben hiçbir şeyi bölmedim ya da bölmeye çalışmadım. Yeni bir televizyon kuruluyor. Umudum, beklentim Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine bir ışık olsun, bir sinyal olsun, bir mesaj olsun, kan ve kin bir kenarda dursun, barış olsun, dostluk olsun, arkadaşlık olsun, yoldaşlık olsun. İstediğimiz küçücük bir şeydi, deryada bir damlaydı. Ulusal kültürden bahsettik, kültürel kimlikten bahsettik, onlar bunu nüfus cüzdanı anladılar. İşler, yani Hürriyet Gazetesi'nin attığı manşetler gibi değil. Ben hayatımın hiçbir zamanında Türkiye halkına ve Türkiye'ye asla şerefsiz demedim. Ama söyledim, her ülkenin şereflileri ve şerefsizleri vardır. Türkler de bundan muaf değildir dedim. Ve... yani böyle işte, açmak kötüyü söyletmek kötüyü. Ben biliyorum, yarın benim aklımdan yazacaklarını çok iyi biliyorum.
buralarda dolaşıyor olabilir ileride şimdi bak. Fazla sakın aramayın. Ondan çok küçüktürler, göremezsiniz. Bir sürü şeyler yazıldı, çizildi. Aslı olan ya da olmayan. Ama ben kendimi ifade etme imkanı bulamadım bugüne kadar. Yani kendimi savunma imkanı bulamadım. Merkez her yerde her şeyi söyledi ama çıkıp kendimi anlatabileceğim ne bir kanal, ne doğru dürüst gerçekten inandığım bir gazetecilik ilişkileri gerçekten bunları yaşamadım. Çünkü söylediklerim çok tersine şeyler yazdılar. Yani si vous voulez bien, nous allons commencer cette conférence de presse sur l'affaire Ahmet Kaya. Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Belgesiz ve tanıksız ve yanlı yorumlarla hakkımda yığınla gerçek dışı haber üretildi. Bundan kısa bir süre önce ülkemde medyayı temsil eden herkese yazılı bir açıklama gönderdim. Hiç kimse buna yer verme gereği duymadı. Ben profesyonel bir sanatçıyım. Şarkı sözleri yazan, bestelerini yapan ve yorumlayan ve milyonlarca satan bir sanatçıyım. Ve ülkem buna alışkın olmasa da muhalif bir sanatçıyım. Beni rahatsız eden her şeyi müziğimle eleştiriyor ve müziğimle protesto ediyorum. Benim silahım bu. Beni ısrarla yanlış anlama tavrı içerisinde olan birçok gazete ve televizyon habercisi şu anda sağlıksız bir toplumsal psikolojiyle benim en demokratik hakkımı, savunma hakkımı elimden alma çabası içerisinde. Eminim ki şu anda hepinizin aklına aynı soru takıldı. Neden? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi... Şubat 1999 tarihinde beni de ödüllendiren bir kuruluşun düzenlediği toplantıda Kürt asıllı olduğumu, yeni albüm çalışmamda Kürtçe bir şarkı söylemek istediğimi, bu şarkıya bir klip çekeceğimi ve bunu yayınlayacak televizyon kanallarının varlığına da inandığımı söyledim. Bu olaya gazete ve televizyonlarda günlerce bölücü, vatan haini, fikirsiz, fikir suçlu, defol gibi başlıklarla yer verilmesi sonucunda hakkımda bir dava açıldı. Hiç kimse bunun yaratacağı sonuçları düşünmek, değerlendirmek ve ondan sonra haber yapmak gibi bir sağduyu örneği göstermeden Ahmet Kaya'yı suçladı, yargıladı ve kararı verdi. O bölücü, bir vatan haini, bir şerefsiz, bir küstah, bir terörist, bir hergele, bir akıllanmaz, utanmaz, kin ve küfür kusan, herkes tarafından satın alınabilecek ve Abdullah Öcalan gibi yargılanması gereken bir adam. Bu adamı annesi, eşi, kızları, milyonlarca hayranı ve bütün bir Türkiye halkı önünde böyle nitelendiren gazete ve televizyonlar... Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Kendime bir araba almıştım. 42 yıldır bu ülkede yaşadığım ve ürettiğim halde bir açıklamamdan dolayı o ödül töreninde beni vatan haini, bölücü olarak nitelendiren birkaç şerefsizin yüzünden o arabayı keyifle kullanmadım bile biçimindeki sözlerimi ülkesindeki 64 milyon insana şerefsiz dedi başlığıyla veren gazete... Ön yargıyla yorumlanarak atılan başlıklarla neyin amaçlandığını yakın gelecekte benim içine düşürüleceğim durumu takip eden herkes görecektir. Ben bunun altında çok ciddi bir takım amaçlar olduğunu ve en yalın haliyle bu amacın benim konumu kanadımı tamamen kırmak olduğunu düşünürüm. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Hiç doğru anlaşılmadım. Buna rağmen şansımı inatla zorlamaktan yanayım. Bunun bedeli beni yaşadığım topraklardan, ülkemden, halkımdan, işimden, ailemden, sevenlerimden koparmak bile olsa ben ceketimi daima yağmura asacağım. Bir gün birileri nasılsa Kürt asıllı olduğu için Kürtçe bir tek şarkı söylemek isteyen bir adamın hiçbir ülkeyi bölmediğinin öyküsünü yazacak ve bu öyküyü okuyanlar şarkı söyleyen insanlardan ve şarkılardan korkulmaması gerektiğini anlayacaklardır. Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyorum ve öldükten sonra değil, şimdi anlaşılmak istiyorum. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
hak etmediği bir takım şeylerle karşı karşıya kalması insanı zaman zaman sindirebiliyor. Depremde ben ablamı ve yeğenimi kaybettim ve annemin ve diğer bütün akrabalarımın evleri çöktü ve oraya gidip oradan bir tek taş kaldıramamın acısını hala üzerimde taşıyorum. Hazmedemiyorum böyle şeyler. Çünkü ben orada olmalıydım. Yani o göçüğün yanında olmalıydım, o insanların yanında olmalıydım. Yazılmış bir linç senaryosunun son perdesini oynuyoruz. Belki söylemem gereken şeyi söylemem gereken yerde söylemedim. Belki bu hata olabilir. Ama duygularım ve düşüncelerim her zaman ben orada 16 senedir müzik yapıyorum. 16 senedir her yerde söyledim. Ben şu filmin ya da bu senaryonun artık bitmesini istiyorum. Ve bitsin, normal hayatıma dönmek istiyorum. Yani çocuklarım var, ailem var. Oraya gitmem lazım. Kenar mahalle, şehrin varoşlarından, şehrin damarlarından çıkıp İstanbul şehrinin Bizans'ın ortasına gelen bir rahmet olarak bugün böyle bu tür sürgün ilişkilerinde yaşamayı hazmedemiyorum açıkçası yani. Kendinizi sürgüne mi hissediyorsunuz yoksa? Zaten öyleyim. Yani öyle hissediyorum ya da böyle hissettirdiler bana. Çünkü ben böyle olmak istemiyorum. Yani ben dönmek istiyorum, gitmek istiyorum. Yani bütün kapıları sonuna kadar aralayıp kendi ülkeme gitmek istiyorum. Yani Türkiye'de yaşamak istiyorum açıkçası. Geçmişte yaşanan bir takım şeyleri intikamcı duygularla sürdürmenin bir anlamı yoktur. Bugün tam da zamanıdır barışın, tam da zamanıdır kardeşliğin. Kocaman, gerçekten demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturmanın tam zamanıdır. Hep beraber, el ele, kol kola, gönül gönüle, yürek yüreğe verip... Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Hele hoy, 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 hoy. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaradığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaradığım yerde kalan sazı kadar. Deniz kızı girmiş düşünceme, ben iflah olmam. Dalyanları birbirine katma korkinosların harcı. Dolanınca çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni, bu kadar ağır olmasa. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü
ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu, ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu, ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Kani diher ki, kani diher ki, ukurvandı çu, kervan tışne mali du, hevi arudu, ubaye geru, baye. Bir hatinin kur.